Değerli izleyicilerimiz, yayınımıza hoş geldiniz. Farklı branşları anlatmaya ve tanıtmaya devam edeceğiz demiştik. Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren çocuk aktivite merkezimizdeki ahşap oyuncak kursunu Nadir Ergün hocamız bizlere anlatacak. Hocam hoş Hoş geldiniz. bulduk. Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz Tabii hocam? ki. İsmim Nadir Ergün, sizin de bahsettiğiniz gibi. Ben uzun yıllar Aksaray Belediyesi'nde çeşitli kollarda hizmet verdim. Kültür Müdürlüğü'nde kültür şefi olarak çalışıyordum. Oradan emekli oldum. Emekli olduktan sonra 2,5 yıl evde emekli olarak kaldım. Daha sonra birlikte çalıştığımız Kültür Müdürlüğü'ndeki arkadaşlarımız bir konuda bana dışarıdan belediyeye destek vermemi istediler. Ben dönüş yaptım. Dışarıdan belediyeye bir müddet destek verdim. Daha sonra Çocuk Aktivite Merkezi inşaat halindeydi. Biliyorsunuz bu ADS dediğimiz alışveriş merkezinin üst katındaydım. Bana orada ben aslında Endüstri Meslek Lisesi Ağaç İşleri bölümü mezunuyum. Okuldan mezun olduktan sonra hiç mesleğimle alakalı iş yapmamıştım. Ama tasarım boyutunda zaman zaman çalışmalarım oluyordu. Bunu da arkadaşlar bildiği için bana dediler ki Çocuk Aktivite Merkezi'ni yapıyoruz inşaat halinde şu anda. Bir gidip görür müsün? Orada neler yapabiliriz? Bize bir fikir Bakalım. sunabilir misiniz dediler. Ben gittim oraya. Orada inşaat halindeyken bir müdire hanımımız vardı, Nurhan Hanım. Sağ olsun kendileri hala devam ediyorlar orada. Selamlarımızı iletiyoruz buradan da Buradan kendilerine kendilerine. saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz Nurhan Hanım'a. Beni çok iyi karşıladı orada. Kendisiyle inşaat aşamasında sürekli birlikte olduk. Ben Çocuk Aktivite Merkezi'nin gösteri salonunun önce tasarımlarını yaptım. Daha sonra arkadaşlar çok memnun kalınca dediler ki oyuncak atölyesinin de, pardon, Oyuncak Müzesi'nin de tasarımlarını yapın. Oyuncak Müzesi'nin tasarımlarını yaptık. Arkasından dediler ahşap oyuncak atölyesinin tasarımlarını yapın. Orasını da yaptık ve tasarımlar bittikten sonra dediler ki ya hadi bunu da takip edin. Yani Çok güzel oldu. uygulamayı takip edin. İşte sanayide birkaç firmayla görüşmeler yaptık ve merkezin inşaat aşamasındaki işte uygulamaları takip ettik ve çok şükür Çocuk Aktivite Merkezimiz açılışa hazır hale geldi. Ama şöyle bir sorun oldu. Sorun da demeyeyim daha doğrusu. Bizim bu yaptığımız ahşap oyuncak atölyesine bir eğitmen, yetişmiş bir eleman bulamadılar. Yani aslında isteseler bulabilirlerdi ama Zaman açı zaman kısaydı. kısaydı. Dediler ki ya siz bu işin içerisindesiniz. Yani geçici de olsa bir başlar mısınız? Ben de çok memnun kaldım. Zaten o işten sonra da eve gidip emeklilik hayatımı devam ettirecektim. 2018 yılıydı işte sanırım Kasım ayları falandı. Açılış hazırlanmıştı. Tamam dedim. Hemen ahşap atölyesinin makine bölümünün de inşasını bitirdik. Makinelerimizi sipariş verdik. Makineler geldi, kurulumlar yapıldı falan. Yani büyük bir böyle Hızlı bir hızlı bir şekilde şekilde başladınız. başladık. Evet. Daha sonra oranın işleyiş tarzını sağ olsun Nurhan Hanım'la ve birkaç arkadaşlar, işte kültür müdüründeki şeflerimizle falan bir araya geldik. Başkan yardımcılarımızla bir araya geldik. Ve şey oldu, nasıl işletiriz, nasıl çalıştırırız? Kısa ve süratli bir şekilde hareket ettik. Ve öğrencilerimizin kayıtlarını aldık. Ve kursa başladık. İlk başladığımızda emin olun çok heyecanlıydık ve çok tedirgindik. Bu işi yapabilecek miyiz, yapamayacak mıyız? Çünkü ben okuldan mezun olduktan sonra hiç mesleğimi yapmadım daha önce de bahsettiğim gibi. Ve basit oyuncaklarla başladık. Ve çok şükür ki burada Şimdi de göründüğü gibi. göründüğü gibi kısa zamanda çok yol kat ettik. Hem kendimizi geliştirdik hem bize gelen öğrencilerimiz de çok memnun oldular, kendilerini geliştirdiler. İsterseniz kısaca ben şöyle bahsedeyim, işleyiş tarzımızdan bahsedeyim. Biz Çocuk Aktivite Merkezi olarak bize gelen öğrencilerimize şunları yapıyoruz. Onlarla birlikte yaptığımız etkinliklerde Çocuk Aktivite Merkezi'ne gelen çocuklarımıza önce basit oyuncaklardan başlatıyoruz, Başlıyoruz. başlıyoruz. Bizim kurslarımız 5 ile 13 yaş arası öğrencileri alabiliyoruz kursumuzdan. Oyuncaklar bizim etkinliğimiz, kursumuz 6 hafta sürüyor. 6 haftada kursiyerlerimize 3 oyuncak yapma imkanı veriyoruz. 3 oyuncağı ancak yetiştirebiliyorlar çünkü. Öğrencilerimiz çok memnun kalırlarsa şey yapıyorlar, bir 6 hafta daha uzatabiliyorlar. Olay olduktan sonra şu son bir yıl içerisinde müthiş bir talep oldu.
Çok fazla araç çok fazla. Biz de dedik ki yani bunun önüne geçebilmek için 12 haftayla sınırlayalım. 12 hafta sonra öğrenciler bir dönem ara versin. Biz arzu ederlerse bir dönem sonra tekrar şey yaparlar. Çünkü öğrenciler yedeklere düşmeye başladılar. O yedek öğrencilerimize fırsat verelim diye böyle bir uygulamaya başladık. Emin olun bizim yaptığımız oyuncaklarımız son derece doğal ahşap malzemelerden yapıyoruz. Ahşap kullanıyoruz. Evet, ahşap malzemeler son derece zararı olmayan, çocuk sağlığına zararı olmayan malzemelerden kullanıyoruz. Emin olun çocukların yüzündeki tebessüm kadar ahşap oyuncaklar doğal malzemelerden yapılıyor. Evet, çok güzel zaten görünüyorlar. İstersen evet. Seyircilerimize de gösterelim Nadir Bey. Anlatalım hangi teknikleri kullandığınız, hangi boyaları kullanıyorsunuz, oyuncakların isimleri nelerdir? Evet, oyuncaklarımızda boya olarak şey kullanıyoruz, akrilik boya kullanıyoruz. Çocuklara zarar vermeyen su bazlı boyalar kullanıyoruz. Evet. Burada itfaiye aracı yaptık. Bu çok beğenildi bu evet, aracımız. Çok işlevsel gerçekten. Bir araç. Bu şekilde merdiveni hareket edebiliyor. Şuradan ben yine şöyle göstereyim. Bu kolu çevirdikçe, evet. Tam gerçeğine uygun. Evet, itfaiyemizin merdiveni yükselebiliyor. Ve çocuklar bununla keyifle oynuyorlar. Çok güzel gerçekten. Evet. Burada televizyonlarda sık sık bir dönem haberlerde şey geçiyordu. İşte yerli helikopterimiz yapıyoruz, yerli tankımız yapıyoruz falan. Çocuklar da bizi yönlendiriyorlardı bu arada. Hocam ya biz haberlerde seyrettik, yerli tankımızı yapıyoruz. Ne olur biz de tank yapabilir miyiz? İşte helikopter yapabilir miyiz falan. Bizi yönlendirirken. Çocuk aktivitenin yerli helikopteri. Evet, evet. Biz buna çocuklarla diyoruz. Altay tankım, neydi yerli şeyimiz? Atak helikopter. Atak evet. Helikopter. Evet. Atak çok helikopter güzel, diyoruz. Böyle helikopter yaptık. Keyifli oynuyorlar çocuklar evet, bununla. Zaten çocuk aktivite merkezi Aksaray Belediyesi diye. Evet. Çok güzel olmuş gerçekten. Emeğinize sağlık hocam. Rica ederim. Bu tankımızı yaptık. Tankımızda tank yine çok böyle şöyle üst alalım kısmı isterseniz. İşlevsel olarak dönebiliyor. Namlus hareket edebiliyor. Burada bir uçak savarımız var. Çok güzel. Evet. Gerçekten her şeyi tıpatıp gerçeğine uygun bir oyuncak olmuş. Gerçeğine uygun oyuncak bizim öğrencilerimizin bizi yönlendirmesiyle, onların hayal gücüyle, yani çocukların inanılmaz bir hayal gücü var. Bizi yönlendiriyorlar. Ben zaman zaman soruyorum işte ya böyle bir oyuncak yap. Bana diyorlar işte ben tank yapalım. Tamam yapalım oğlum. Siz de bir araştırma yapın çocuklara. Yapacağımız oyuncağın üzerinde neler olması gerekiyor? İşte geldiler öğrenciler dediler ki tankın üzerinde böyle bu şey olsun. Makineli tüfek olsun. işte ben gördüm diyorlar çocuklar tankın üzerinde cephanelikler var. İşte yakıt deposu var buralarda. Tankın arkasında bizim milli tankımız olduğunu gösterir. Bayrağımız var onu koyalım. Falan. Çocuklarla birlikte geliştiriyoruz oyuncağımızı. Çok güzel gerçekten. Böyle bir oyuncak çıktı ortaya. Burada formüle aracımız vardı. Kızlar ve erkekler öğrenciler arasında böyle bir tartışma çıktı bir dönem. Dediler ki kızlar isyan ettiler. Ya hocam dediler hep erkeklere yönelik oyuncaklar yapıyorsunuz. Neden kızlara yönelik oyuncaklar yapmıyorsunuz falan. Derken tamam dedik ya idareyle de konuştuk, nişan alımla da konuştuk. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz falan derken Dedik ki çocuklara Nur Hanım bir yerde görmüş galiba. Dedi ki bir çanta yapalım. Çok güzel tamam, olmuş gerçekten. Bir araştırmasını yaptık. Kızlara bu çantayı yaptırdık. Evet. Kızlar çantayı yaparken erkeklere de bu formüle aracını yaptırdık. Çok yarış güzel. Aracı. Emin olun bundan çok keyif aldılar. Hatta çocukların velileri keyif aldı. Büyüklerin bile ilgisini evet, çekiyor evet, çünkü. Evet, evet. Şey yapıyorlar, çocuklarını gönderiyorlar, yaptırıyorlar. Çocuklara vermiyorlar büyükler. ofislerinde, masaların üzerinde onu dekoratif amaçla kullanıyorlar. Çok güzel olmuş gerçekten. Öyle keyifli bir oyuncak yine oldu. Yine burada böyle var. Evet. Yine kız öğrencilerimizin isyanı sonucunda böyle bir onlara yönelik bir ışık yaptık. Çok güzel bir oyuncak. Evet, o da evet, bu da böyle çok bir dikkatimi çekti benim. İsmi nedir hocam bu oyuncağımızın? Bu cambaz papağan diyoruz biz buna. Çocuklar ders çalışırken masaların başında iki ders arası böyle bir mola verdiklerinde bunu karşılarına alıyorlar. Papağanla sohbet eder şekilde buna böyle dokunuyorlar. Papağan hareket ediyor. Onu izliyorlar falan böyle. Bir stres hipnoz atıyorlar. Oluyorlar, stres atıyorlar. Evet, evet. Çok böyle hoş bir, gerçekten. Böyle bir oyuncağımız var. Hepsi bir emek. Evet. Çok güzeller. Ellerinize sağlık hocam. Bizim öğrencilerimiz kursa geldiklerinde neler kazanıyorlar biliyor musunuz? Bu çok önemli.
Sizin de çocuğunuz var galiba. Evet hocam. Bildiğim kadarıyla. Çocuklar bizim kursumuza geldiklerinde birçok beceri kazanıyorlar. Örneğin ne kazanıyorlar? El ve göz koordinasyonunu kazanıyorlar. Bu beceriyi kazanıyorlar. Evet. Zamanı kullanma becerisi kazanıyorlar. Yani düşünün bir öğrenciniz, çocuğunuz okula gidiyor. Ona diyorlar ki yani mesela şu ders süresi içerisinde şu konuyu oku, gel evet. anlat falan. Çocuk yarısını yetiştiriyor, yarısını yetiştiremiyor. Bizim kursumuzda verdiğimiz zamanı iyi kullanabilme becerisi kazanıyorlar. Daha sonra birçok çocuklarda uyum problemi yaşanıyor. Belki sizler de gözlemliyorsunuz. Evet. Bizim çocuklarımız kursa geldiği zaman bize de sorunlu çocuklar geliyorlar. İlk geldikleri saatlerde uyum sağlayamıyorlar. İşte annelerinin ellerinden çekiştiriyorlar. Ben gelmek istemiyorum, girmek istemiyorum atölye falan isyan ediyorlar. Yani biz okşuyoruz, seviyoruz, gel işte arkadaşlarla tanıştırıyoruz, alıyoruz içeriye. Sadece 15 dakika sürüyor bu isyan çocukların. 15 çok dakika sonra o kadar bir uyum sağlıyorlar ki atölye ortamına. Bu çocuklarımızı eşli çalışma, grup çalışmalarını alıştırıyoruz. Evet. Kendi yaşıtlarıyla grup çalışmaları yapıyorlar. Onlarla oynamayı öğreniyor. Onlarla beraberlik duygusunu öğreniyor. Tabii tabii. Onun yanı sıra birlikte bir şeyi başarmanın duygusunu yaşıyorlar. Grup çalışması Hı-hı. yapıyorlar çünkü. Ben zaman zaman bazı öğrencilerime diyorum ki yani böyle biraz boyca yetişkin olan, eli biraz daha işe yatkın olan, kendine zarar vermeyecek öğrencilerimizi böyle gözlemlerken seçiyorum. Oğlum kızım sen diyorum benim bugün asistanımsın. Sen benim baş asistanımsın, sen güzel. Benim yardımcı asistanımsın diyorum. Yapacağı işi çocuğa anlatıyorum. Diyorum ki örneğin şu kavalyayı bizim mengenemize bağlıyoruz. Diyorum Hı-hı. arkadaşlarını çağıracaksın. Buradan şu ölçüde şunu kestireceksin diyorum. Nasıl keseceksin anlatıyorum. İşte elini mengeneye koyacaksın, baş parmağını gizleyeceksin. Testereyi böyle koyduğun zaman sürterken kesmek için parmağını kesmeyeceksin. Bunu diyorum arkadaşlarına anlatacaksın ve arkadaşların hiçbir şekilde zarar görmeyecek. Benim asistanlar oh büyük bir keyif alıyorlar. Sorumluluk i̇şte, verdin. Sorumluluk çünkü. Verdim evet. arkadaşlarına birebir emin olun benden çok daha dikkatli bir şekilde arkadaşlarınız o aşamayı kesmeyi öğretiyorlar. Çocuklar ilk defa testereyle karşılaşıyorlar. İlk defa benseyle karşılaşıyorlar. İlk defa tornavidayla karşılaşıyorlar. Evet evlerinde bu aletler var ama bunu sadece büyükleri kullanmış. Kendileri kullanmamışlar. Kendileri kullanacaklar yani için heyecanlılardır da. Müthiş heyecanlılar. Bu tornavidaya dokunmak onlar için bambaşka bir olay. Penseye dokunmak bambaşka bir olay. Hele hele eline verdiğiniz bir malzemeyi kesmesi, onu çakması onlara büyük bir keyif veriyor. Bu arada çocuk işte yani İstanbul'a geliyor ya ben girmem falan bir anda her şeyi unutuyor. Çıkmak istemiyor daha sonra da. Çıkmak istemiyor daha sonra da çıkmak istemiyor. Oyuncağını bitirip eline aldığında yaptıkları oyuncakları biz çocukların kendisine veriyoruz. Çocukların kendisine oluyor. Yani oyuncağını alıyor böyle koştur koştur hemen annesini babasının yanına giriyor. Baba ben başardım anne ben yaptım falan şeklinde. Tabii anne baba için de gurur verici bir şey. Tabii ki tabii ki. Baştan söylemiştim ya bazı sorunlu öğrencilerimiz geliyor. O sorun da şundan kaynaklanıyor. Anne baba çocuğunun neler yapabileceğini bilemiyor. Veya bilse dahi çocuklarına güvenmiyor. Evet. Biz diyoruz ki yani 5 yaşına gelmiş bir çocuğa artık güvenin. Yani bazı şeylerin çocukların yapmasına fırsat verin. Yani kendisine zarar vermeyecek işlerimi evet. çocuklar kendisi yapsın. Kendi işlerini kendi görmeyi öğrensin. Fırsat vermesin. Neler yapacağını da göremiyoruz. Ya işte yapamaz edemez falan. Bakın diyorum siz oturun kapının önünde. Bir saat sonra çocuğunuzun neler yaptığını göreceksiniz. Çocuklar bir başlıyor. Kimi boyama yapıyor, kimisi zımpara yapıyor, kimisi kesme iş yapıyor, kimisi çakma iş yapıyor. Ben atölyenin kapısını böyle bir açıyorum. Oradan veliler hemen telefonlarla geliyorlar böyle kapının önünde. Çocuklarını çekiyorlar, kaydediyorlar falan. Çocuklarının o çalışmalarını gördükleri zaman ya diyorlar bizim çocuğumuz böyle mi? Daha da heyecanlanıyorlar. Daha da heyecanlanıyorlar. Çocukların bir şey başarabilmesini görmeleri çok, güzel, çok mutluluk veriyor onlara. Dediğiniz çok güzel bu anlamda. Evet. Çocuk aktivite merkezleri açıldı. Anne babalar da artık güvenle gönderebiliyorlar kurslara. Evet. Akılları kalmış değilse gerçekten çok güzel oldu. Şey kazanıyorlar çocuklar aynı zamanda. Fiil beceri, motor becerileri gelişiyor değil tabii mi? Tabii ki, tabii ki. Ruhsal ve fiziksel gelişimlerine çok büyük katkı sağlıyor bizim yaptığımız bu oyuncaklar. Hı-hı. Oyuncaklarımız tamamen bizim kültürümüzde, geleneğimizde olan oyuncaklardan yapmaya hı hı. çalışıyoruz. Yani büyüklerinin oynadığı oyuncakları küçüklere tanıtıyoruz ve küçükler büyük merakla onları yapmayı istiyorlar. Yani mesela şimdi şu bizim
geleneğimizde topaç diye bildiğimiz bir oyuncak. Bu oyuncak eskiden bu şekilde geliştirilmiş bir oyuncak değildi ama bu zamanla geliştirilmiş, sizin dönemimizde, bizim dönemimizde daha farklıydı. Baby Lady diye oyuncaklar vardı, hatırlar mısınız? Evet. Bu onun versiyonu bir oyuncak. Bu daha önce böyle bir çekme kolu yoktu, ipi yoktu falan. İp böyle topaçın altına sarılır, atılır, topaçın dönmesi sağlanırdı. Şimdi bunu geliştirdiniz. Böyle... Yok, bunu ben geliştirmedim. Sağ olsun bu ahşap işiyle uğraşan, oyuncak işiyle uğraşan ustalarımız geliştirmiş bunu. Biz de tabii şeyden videolarını izledik. Çocuklarımıza yaptırabilir miyiz diye düşündük. Çocuklar yapabilecek şekilde bunları biz projelendirdik. Makine otelimizde bunları yarı yapılandırdık. Çocuklarımıza verdik, yaptılar. Bunu böyle sıkıyorsunuz. Çok güzel. Bu geleneksel bir oyuncağımız bizim. Evet, topaçlar. Topaçlar. Peki oradaki malzemeleri siz mi temin ediyorsunuz? Çocuklar kendileri mi getiriyorlar evet, hocam? Ondan bahsedeyim ben. Çocuklarımız bize geldiklerinde, kayıt yaptırdıklarında biz çocuklarımıza şunu söylüyoruz. Biz diyoruz çocuklarımızdan kurs ücreti almıyoruz hiçbir şekilde. Bizim kurs ücretimizi Aksaray Belediyesi sağ olsun karşılıyor diyoruz. Biz sizden sadece kurs süresi 6 hafta sürecek. 6 hafta için sadece 50 TL malzeme ücreti istiyoruz. Bunu bize veriyorlar. Biz o aldığımız 50 TL malzeme ücretiyle bu tip malzemelerini temin ediyoruz. Bütün çocukların o atölyede gereksinimli işte boyama önlüğüydü, boyasıydı, fırçasıydı, ahşabıydı. Tamamını biz karşılıyoruz. Biz siz karşılıyorsunuz. Sadece çocuk güzel. Geliyor. Hatta çocuğun evine götürüp getireceği, malzemeleri götürüp getireceği çantayı dahi biz veriyoruz. Ne güzel, her şeyi düşünüyorsunuz. Her şeyi veriyoruz. Biz atölyemizin arka bölümünde bir makine atölyemiz var. Makine atölyemizde oyuncaklarımızın yarı yapılandırıyoruz. Bu şekilde yapılandırıyoruz. İşte bu deliklerini deliyoruz, kesimlerini yapıyoruz. Sizin paramalarının bazı bölümlerini yapıyoruz. İşte ne bileyim bunun ucunu sivriltiyoruz, deliklerini açıyoruz, kanallarını açıyoruz evet. gibi böyle çekme kollarını yapıyoruz. Bunu bitirmiyoruz oyuncağı. Öğrencimiz geldiği zaman öğrencimizin önüne böyle yapılanmamış oyuncaklar koyuyoruz. Çocuk bakıyor ya diyor hocam nedir bu? Yani bundan ne olacak falan diyoruz ki hadi diyoruz bir düşünün neler yapabiliriz bunlar neler olabilir. İşte çocuk alıyor bunun deliğine bir şey sokmaya çalışıyor bunu böyle alıp birleştirmeye çalışıyor hocam böyle mi olacak falan. Çocuk şeyini düşünüyor ne bileyim zekasıyla neler yapabileceğini, becerisinde neler olabileceğini, bir hayal gücünü çalıştırıyor. Onlar da müthiş bir hayal gücü öyle mi yapsam, böyle mi yapsam, buraya mı taksam? Evet, evet, hayal gücünü geliştiriyorlar orada çocuklar. Daha sonra çocuklar diyoruz ki işte bunun zımparalama işini yapın, temizleme işini yapın. Eline zımpara veriyorsun, parayı nasıl kullanacak? Biliyor musunuz, bir televizyonda bir film vardı, böyle bir Jackie Jane'in filmi vardı. Onun bir öğrencisi vardı. Karate yapmayı öğrenmek istiyordu. Hocası ona diyordu ki bir otomobili sadece sil diyordu böyle. Yani karate öğretmek için. Niye? Çocuğun kaslarını geliştirmek evet. için yapıyordu. Biz de aynen o metodu uyguluyoruz. Çocuklara zımparayı veriyoruz. Çocuk eline zımparayı alıyor. Bunu böyle zımparalarken çocukların, o minik çocukların kasları gelişiyor. Kasları gelişiyor. Okula gittiklerini, biz de okul öncesi öğrencilerimizi de alıyoruz çünkü. 5 yaşındaki öğrencileri alıyoruz. Onlar kasları gelişen öğrenciler kalem tutmaya. Her yönden fayda sağlıyor aslında. Kalem tutmada rahatlamış oluyorlar. Bize gelmeyen, işte bileyim bu aktivitelerde bulunan öğrenciler okula gittikleri zaman en çok şununla karşılaşır. Belki siz çocuğunuza da karşılaşmışsınızdır. Çocuk ben yazı yazar. Evet. Kısmet olursa İnşallah okula gittiğinde onu göreceksiniz. Kalemi alıyor çocuk, bir satır yazıyor. Oh diyor ben yoruldum, parmaklarım ağrıdı. Niye? Kasları gelişmediği için. Gelişmediği için yapıyor bunu. Dediğimiz gibi çocuklar... bu şekilde atölyemizde çalışıyorlar. Yarı yapılandırıyoruz oyuncaklarımızı, malzemelerini veriyoruz. Çocuklar işte bazı oyuncaklarımız bir haftada, ilk geldiği hafta bitiyor. Bazı oyuncaklarımız iki haftada bitiyor, bazı oyuncaklarımız üç haftada bitiyor. Oyuncaklarımızı bittikten sonra oyuncaklarla çocuklarımız mutlu bir şekilde evlerine dönmüş oluyorlar. Ne güzel, çok teşekkür ediyoruz verdiğinizlerden dolayı. İsterseniz bir örnek yapımına geçelim hocam, gösterelim seyircilerimiz için. Bugün ne oyuncak yapacaksınız bugün bizlere? Bugün ben geleneğimize, kültürümüzde olan Osmanlı şehzade oyuncağı yapacağım burada uygulamasını. Onun da bir hikayesi vardır mutlaka. Evet mutlaka, yani hemen hemen bütün oyuncakların bir hikayesi var. Yani orada beşik yaptık. Bir şeye bakın, geçmişe bakın. Hatta filmlere konu olmuş Boş Beşik diye bir filmimiz var. Evet.
Her şeyin bir anası, bir hikayesi var. Bu bizim Şehzade Osmanlı oyuncağımız. Ben hemen şöyle hem çalışayım hem de anlatayım olayı. Şehzadenin lalası yani eğitmeni Şehzade'yi eğitirken Şehzade ile arkadaşlık yapacak çocukları belirlerken bir uygulama yapar. Der ki çocuklara bu böyle bir oyuncak geliştirir. Ve bu oyuncağı der ilk pimini burada gördüğünüz ilk pimi şehzademiz boyayacak. Arkasından her pimi bir arkadaşın şehzadenin bir arkadaşı boyayacak der. Ve şehzade ile arkadaşlık yapabilecek çocuklar her pimi bir tane pimi boyarlar. Der ki bu pimi istediğiniz renge boyayabilirsiniz. Özgürsünüz. O çocuklar istediği renge bu pimleri boyarlar. Ve şehzadenin eğitmeni lalası oyuncağı alır. Karşısına şöyle bakar. Buradaki renklere göre çocukların karakterlerini belirler. İyi karakterli çocuklar sıcak renkleri kullanır. Kötü karakterli çocuklar soğuk renkleri kullanırlar. Ve der ki şu renkleri uygulayanlar şehzade ile arkadaşlık yapabilir. Şehzadeye zararı dokunmayacak çocuklar derler. Ve şehzadenin arkadaşlarını bu oyuncaklarla verirler. Değişik bir hikayesi varmış gerçekten. Bu şekilde oyuncağımızı koyuyoruz ve cambazımız yukarıda. Cambazımız, evet. Evet. Hareket ediyor tıkır 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 pimler arasında. Çok güzel oldu gerçekten. Evet. Bu şekilde gidiyor. Peki hocam size bir şey sormak istiyorum. Tabii buyurun. Diğer oyuncaklara göre ahşap oyuncaklar farkı nedir? Daha sağlıklı demiştik. Başka ne tür? Tekrar seyircilerimize aktaralım. Faydaları nelerdir bu ahşap oyuncaklarla oynamalarının? Ahşap oyuncaklarla oynamalarının şöyle bir faydası var. Başta şunu söyleyeyim. Bu ahşap oyuncakların geri dönüşümü olan şeyler. Aynı zamanda bu ahşap oyuncaklar, düşünün, şöyle düşünün. Doğada yetişen bir ağaç kesildikten sonra bittiği sanılır, değil mi? Halbuki öyle değil. Kesilen ağaç doğada bitmiyor. Çocuklarımızın eline verdiğimiz zaman yeniden bir serüven başlıyor. Oyuncağa dönüşüyor. Ve bu oyuncak yıllar sonra torunlarına kalıyor. Geleneksel hale dönüşüyor. Kültürümüzü yansıtıyor. Evet. O ağaç kesildikten sonra bittiği denilen serüven ahşap tasarımıyla, burada gördüğünüz tasarımlarla yeniden hayat buluyor. Yeniden güncelleniyor ve nesillerden nesile geçmiş oluyor. Ama siz bugün çocuklar için son derece zararlı olan o plastik üzerinde ne olduğu belli olmayan boyalarla boyanmış bir sürü kimyasallar olan metal oyuncakları düşünün. Çocuklara veriyorsunuz. Çocuklar yarım saat oynuyor, bir saat oynuyor. Bir tarafını kırıyor, kaldırıyor, bir kenara atıyor. Bir daha dönmüyor, sıkılıyor, dönmüyor. Hemen o zaman ne yapıyor? Bakın bizim kursumuzun bir başka bir avantajı daha var. Gidiyor televizyonun başına, gidiyor bilgisayarın başına. Saatlerce kalkmıyor. İşte oradan annesine emrediyor. Anne bana elma ver, anne bana portakal ver, anne bana pasta ver. Oturduğu yerde bunu yiyerek tembelleşiyor ve obezite sorunu ortaya çıkıyor. Ama işte çocuklarımız bu oyuncakları kendileri yaparsa kendi yaptığı oyuncakların gururunu yaşıyor. Kıymet bilirler. Kıymet biliyorlar tabii ki. Kıymet biliyorlar. Böyle de bir enteresan boyutu var bizim işimizin. Gerçekten çok güzel her hepsi. Evet. Elinize emeğinize sağlık çok hocam. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok teşekkür ediyorum. Nadir hocam bugün bizlere ahşap oyuncakları anlattı. Nasıl yapılır onlardan bahsetti. Çocuklar üzerindeki ahşap oyuncakların etkilerinden bahsetti. Kendisine tekrardan çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Programlarımızın tekrarlarını Aksaray Belediyesi Web TV YouTube kanalımızdan veya Facebook adreslerimiz üzerinden izleyebilirsiniz. Evde kalın, bizimle kalın, hoşça kalın.